Bismillahirrahmanirrahim. Sevgi, kardeşlik ve dayanışma bağlarımızı güçlendiren, bize fıtratımızı hatırlatan mübarek bayram günlerine tekrar kavuşmanın mutluluğuyla Rabbimize hamd ediyoruz. Bugün yaşadığımız hastalık musibetinin Müslümanlara hac farizasını dahi mümkün kılmaması ve Kabe-i Şerif'in dünya Müslümanlarından mahrum kalması, Suriye, Filistin, Yemen, Arakan, Doğu Türkistan ve diğer İslam coğrafyalarında Müslümanların açlık ve sefareti yaşamalarının yanı sıra kanlarının halen akıtılıyor olması yüreğimizi yakmaya devam etmektedir. Salgın hastalık sürecini batıya nazaran daha az kayıpla yaşayan Müslüman halklar, İslam medeniyetinin hayata dair önerdiği maddi manevi arınma, yardımlaşma ve dayanışma gibi değerlerine bağlılığının semeresini almaktadırlar. Hayatın her alanına fıtrata uygunluk üzerinden bakan medeniyetimiz, bugün insanlığın karşı karşıya kaldığı musibetlerden kurtuluşun yegane reçetesidir. Başta işgal altında bulunan Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşturulması olmak üzere, her gün ölümü iliklerine kadar yaşayan İslam ülkelerinde barış ve kardeşliğin tesis edilmesine ve bütün değerlerimizin tekrar hayat bulmasına olan ihtiyacı görmek zorundayız. Hepimiz bu mübarek günleri fırsat bilerek her türlü ihtilaf ve farklılığın bir tarafa bırakılması, hak ve adalet temelli bir düzenin oluşması için gayret ve çaba göstermeliyiz. Bizlere Allah'a yakınlaşma ve tefekkür fırsatı sunan bu günler, fıtrata dönüş yapma, yaratılış gayemize uygun yaşama yolunda bir başlangıç yapılmalıdır. Bu vesileyle başta ülkemiz olmak üzere bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, samimiyetle kucaklaşacağımız daha güzel bayramlara kavuşmayı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.